Hoş geldiniz 24 ekranlarına. Nurki Özker ben. Kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki en sıcak gelişmelere bakacağız hep birlikte. Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 4. toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Başkanlığı'nda bir araya geldi. Mart ayı enflasyon gelişmeleri ve mevcut fiyat görünümü değerlendirildi. Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 4. toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Komitenin Mart ayı enflasyon gelişmeleri ışığında mevcut fiyat görünümünü değerlendirildiği belirtildi. Başta tarımsal ürünlerde olmak üzere küresel düzeyde artan korumacı politikaların arz güvenliğini önümüzdeki dönemde daha fazla ön plana çıkaracağı vurgulandı. Komite tarafından tarım, gıda, enerji başta olmak üzere emtia ve su kaynaklarını kapsayacak şekilde arz güvenliği konusunda yeni politikaların oluşturulup mevzuat çalışmasının yapılmasına ve fahiş fiyat artışlarıyla mücadele çalışmalarının tüm paydaşlarla eş güdüm ve koordinasyon içerisinde sürdürülmesine karar verildi. Haydi piyasalara gidelim. Bakalım haftanın son işlem gününde piyasalarda nasıl bir seyir var? Son işlem günü değil, değiştiriyorum. Çarşamba günü karıştırdım. Bakalım Borsa İstanbul'da neler olup bitiyor. BIST 100 endeksi 1300 puanın üzerine çıktı. 1200'le başlamıştı haftanın ilk işlem gününe. Salı günü 1200'leri gördük derken artık 1200-1285 bandında hareket ediyordu Borsa İstanbul. Ve bugün itibariyle de artık 1300 puanın dahi üzerini gördüğünü görüyoruz. Borsa İstanbul'un 1332 puandan işlem görüyor. Aslında sadece Borsa İstanbul'da değil, küresel piyasalarda da yaklaşık o bir ay önceki görülen endişenin etkili olmadığını görüyoruz. Pozitif tablonun devam ettiğini görüyoruz. Her iki tarafta da küreselde de içeride de toparlanmalar var. Artı da dedik %0,28'lik bir yükseliş var Borsa İstanbul'da diyelim ve döviz cephesine bakalım. Dolar da Euro da hafta başından bu yana yükseliş seyrini sürdürüyor. 14.74'ten işlem görüyor dolar. Artı da dedik %0,19'luk bir yükseliş var dolarda. Euro'da da yine aynı şekilde yükseliş seyri sürüyor. 16.09'dan işlem görüyor Euro ama yine hani Borsa İstanbul için, küresel borsalar için de demiştik ya, o Rus işgalinin başladığı zamanki kadar endişeli bir tablo hakim değil diye, yine dolar ve Euro'ya baktığımızda da doların da bu olaylar başladığından beri 15 bandına çok yaklaştığını, Euro'nun da 17 bandına çok yaklaştığını görmüştük ama yaklaşık 2 haftadır aşağı yukarı bu aralıkta hareket ediyor her ikisi de. Sert iniş çıkışlarının olduğunu gözlemlemiyoruz ne Euro'da ne de dolarda diyelim ve altın cephesine bakalım. Tabii işgal demişken, yine zaman zaman da koronavirüsten, yeni varyantlardan bahsetmişken, yatırımcı neye gidiyor? Güvenli liman bulduğu ons altına yöneliyor. Ons altında 1900 doların üzerine çıktı yine bu işgalle birlikte ve o günden bu yana da 1900 doların altına düştüğünü görmedik biz ons altının. Bugün de yine yükseliş seyrini sürdürdüğünü görüyoruz. 1928 dolardan işlem görüyor. Anlık bazda da yükselişini sürdürüyor minimalde olsa. Artı da dedik %0,28'lik bir yükseliş var. Ons altında elbette ki gram da yükseliyor bir yandan. Çünkü hem dolar TL paritesinden güç alıyor. Dolarda yükseliş var dedik elbette. Hem de ons altındaki yükseliş var. Her ikisinden güç alarak gram altında 900'lerin üzerini gördü. Çok uzun zamandır bu banttan işlem görüyor. 914 liradan işlem görüyor şu anda. Artı da dedik günlük bazda da yükselişini sürdürmüş gram altında. %0,34'lük bir artış var gram altında diyelim ve petrole bakalım. Petrolde neler olup bitiyor? 108 dolardan işlem görüyor petrol. Dün günü 106'dan kapatmıştı. Bugün yükselişte, artı da dedik %1,42'lik bir yükseliş var diyelim. Son olarak da tahvile bakalım. Tahvilde 25'ten kapatmıştı dün günü. Bugün de 24,71'den işlem görüyor. Düşüş var. %0,24'lük bir azalış olduğunu görüyoruz tahvilde diyelim ve haydi ekonomi ile ilgili haber turumuzu izleyelim.
Amerika'dan ve Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar gündemde. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı uygulanacak 5. yaptırım paketini açıkladı. Rusya'dan kömür ithalatına yılda 4 milyar avro değerinde ithalat yasağı getireceklerini söyledi. Von der Leyen, Rusya'nın en büyük ikinci bankası olan VTB'nin de aralarında bulunduğu 4 önemli Rus bankasına tam işlem yasağı konacağını da belirtti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Avrupa ile eş zamanlı olarak 6 Nisan'da Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımların açıklanacağı duyuruldu. Deutsche Bank'tan Amerika ekonomisine yönelik kritik bir uyarı geldi. Fed'in yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırmasıyla ülke ekonomisinin gelecek yıl resesyona gireceğine dikkat çekildi. Banka, Fed'in faiz artırımlarına ek olarak gelecek yılın sonuna kadar 8.9 trilyon dolarlık bilançosunu yaklaşık 2 trilyon dolar azaltacağını öngörüyor. Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından Barclays ise Avrupa'ya yönelik enflasyon beklentilerini yükseltti. 2022 yılı için ortalama enflasyon tahminini %6,2'den 6,6'ya çıkardı. Söz konusu revizenin nedeni olarak Mart ayında beklentilerin üzerinde gelen %7,5'lik enflasyon rakamı gösterildi. İngiltere'de yeni otomobil satışları son 24 yılın en düşük seviyesini gördü. Satışlar, Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre %14,3 oranında azaldı. Böylece 243.479'a geriledi. İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğundan yapılan açıklamada, otomobil pazarı için en önemli ayın Mart ayı olduğu vurgulandı. Bu sebeple de rakamların büyük hayal kırıklığına neden olduğu belirtildi. Bu arada dünyadaki gıda krizi ve fiyatlardaki artışa işaret eden Rus lider Putin, bu yıl küresel gıda kıtlığı sorununu dikkate alarak ihracat konusunda ihtiyatlı olacaklarını belirtti. Batılı ülkelerin kendilerine yönelik yaptırımlarını eleştiren Putin, bu adımların uluslararası anlamda krize neden olduğunu savundu ve Rus lider, gelişmiş ülkelerin ekonomi, enerji ve gıda politikalarındaki hatalarının tüm dünyada gıda ürünleri fiyatlarında keskin bir artışa yol açtığını söyledi. Rusya'nın düşman ülkelere gıda ihracatını takip edeceğini de vurgulayan Putin, Rusya ile Belarus'tan gübre tedarik zincirinin bloke edildiğini söyledi. Batı'da gübre üretiminin yüksek doğalgaz fiyatları nedeniyle azaldığına da dikkat çekti. Lübnan Başbakan Yardımcısı dün yaptığı açıklamada devletin ve Lübnan Merkez Bankası'nın iflas ettiğini söylemişti. Başbakan Yardımcısı'nın o açıklamalarına yalanlama geldi. Açıklamanın yapıldığı merci bu kez Lübnan Merkez Bankası oldu. Merkez Bankası'nın iflas ettiğine ilişkin ortalıkta dolaşan iddiaların doğru olmadığı ifade edildi. Ülkedeki bankaların para ve kredi yasasına göre faaliyetlerini sürdürdüğü de belirtildi. Öte yandan ifadelerinin hem yerel hem uluslararası basında yankı bulması üzerine yeni bir açıklama yapan Lübnan Başbakan Yardımcısı Şami, kullandığı iflas ifadesinin yanlış anlaşıldığını ve asıl bağlamından çıkarıldığını söylemişti. Hatırlayalım, Şami dün ne söylemişti? Maalesef Merkez Bankası gibi devlet de iflas etti. Meydana gelen zararı en az şekilde halka yansıtmaya çalışacağız. Devlet, Merkez Bankası, bankalar ve mevduat hesapları arasında zarar paylaşımı olacaktır ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadelerin ardından da karışıklıklar başlamıştı. Gayrimenkul satışında ilk çeyrek karnesi belli oldu. Ocak-Mart döneminde toplam 700-800.523 gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirildi. Bu satışlardan elde edilen tapu harcı ise 6,9 milyar lira oldu. ...708.523 gayrimenkul satıldı. 6,9 milyar lira tapu harcı geliri elde edildi.
Rakamlar gayrimenkulde ilk çeyrek satış performansını ortaya koydu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre Mart ayında 291.739 satış işlemi yapıldı. Bu satışlardan elde edilen tapu harcı geliri ise 2.9 milyar olarak kayıtlara geçti. Şubat rakamlarına bakıldığında ise 217.673 gayrimenkul satış işlemi yapıldığı görüldü. Veri aylık bazda %34'lük artışı işaret etti. İlk çeyrek rakamları incelendiğinde ise 708.523 adet gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirildi. Bu satışlardan elde edilen tapu harcı geliri ise 6.9 milyar lira oldu. Satış işlemlerinin 307.396'sını konut, 122.022'sini arsa, 92.184'ünü tarla, 34.669'unu iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazlar oluşturdu. En çok satış işlemi yapılan iller arasında 92.833 satışla İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 48.116 ile Ankara, 39.543 ile İzmir, 28.455 ile Antalya, 27.207 adet satışla da Bursa takip etti. Ünlü ekonomi yayın organı Forbes yıllık milyarderler listesini yayınladı. Liste son 12 ayda milyarderlerin sayısının azaldığını gösterdi ve ilk sıradaki isim değişmedi. Tesla CEO'su Elon Musk 219 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi unvanını korudu. Dünyanın en önemli ekonomi yayınlarından Forbes 36. kez dünyanın en zenginleri listesini yayınladı. Listede dikkat çeken bazı başlıklara baktığımızda 329 milyarderin listeden çıktığı, 236 yeni milyarderin ise listeye dahil olduğu görüldü. En fazla milyardere sahip ülke 735 milyarderle Amerika olurken Amerika'yı Çin ve Rusya izledi. Bu arada Rusya'nın Ukrayna işgaliyle 34 milyarderin milyarderlik unvanını kaybettiğini de hatırlatalım. Listedeki sıralamaya baktığımızda ise Musk 219 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer alırken Musk'ı 171 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un kurucusu Jeff Bezos takip etti. Üçüncü sırada 158 milyar dolarlık servetiyle Fransız iş insanı Bernard Arnault, dördüncü sırada ise 129 milyar dolarlık servetiyle Bill Gates yer aldı. İngiltere haftada 4 gün çalışmak için harekete geçti. 3000'den fazla İngiliz işçi 4 gün mesai yapacak. Pilot uygulama Haziran ayından aralığa kadar sürecek. Başarılı olursa tüm sektörlerde uygulanacak. Covid-19 salgını hayatımızı değiştirdi. Salgın önlemleriyle evden çalışmaya başlandı. Bazı şirketler mesai günlerini azalttı. 4 günlük çalışma haftası dünyanın birçok ülkesinde yaygınlaşıyor. İngiltere'de 4 günlük mesaiye geçiş için hazırlıklara başladı. 3000'den fazla İngiliz işçi 4 günlük mesai denemesine katılacak. Pilot uygulama Oxford ve Cambridge Üniversiteleri ile birlikte yürütülüyor. Uygulamaya pek çok farklı sektörden işçiler katılacak. Haziran 2022'den aralığa kadar uygulanacak. Şirketler yüksek üretkenliği hedefliyor. Ücret kaybı olmadan çalışma koşullarını iyileştirmeye çalışıyorlar. Four Day Week Global adlı girişimin CEO'su Joe O'Connor pilot uygulamayla ilgili konuştu. Dünyayı küresel salgın öncesine döndürmenin bir yolu olmadığını söyledi. Şirketlerin ve yöneticilerin çalışma saatlerine değil çalışmanın niteliğine odaklanan yeni çalışma modellerini benimsediklerini ifade etti. Uygulamada çalışanlara günde 9,5 saat mesai seçenekleri sunulacak. Böylece 4 günlük çalışma haftasını seçmeleri hedefleniyor. İzlanda'da da 2015'ten 2019'a kadar araştırma yapılmıştı. Araştırma çalışanların 4 gün çalıştıklarında 5 güne kıyasla daha mutlu, daha sağlıklı ve daha üretken olduklarını göstermişti. Daha önce de Belçika'da 4 gün çalışma kararı yasalaşarak onaylanmıştı. Bu haberimizle noktalayalım kahve molasını. 20.45'te esas meselede yeniden buluşalım.